Teknoloji Okulu'dan hepinize merhabalar arkadaşlar. Oyun Canavarı'nın yeni bölümüne karşınızdayız. Bu bölümde küllerinden doğan bir oyunu sizlerle deneyimleyeceğiz. Hangisi bu? Call of Duty Modern Warfare 2 Remastered. Yani bu oyunun arkadaşlar tekrardan biraz daha düzenlenmiş hali biliyorsunuz. Call of Duty Modern Warfare serisi zaten çok popülerdi. Hatta Activision bunu kısa süre önce yani geçtiğimiz yıl tekrardan Modern Warfare isimle satışa sundu. Tabi bu reboot değildi. Daha çok böyle o zamana dair yan senaryolardan birini deneyimledik. Fakat Modern Warfare 2 Remastered'da seneler önce çıkan Modern Warfare 2'nin tıpatıp birebir benzeri, aynısı lakin grafikleri çok daha iyileşmiş olarak karşımızda. Dilerseniz şimdi lafı daha fazla uzatmadan oyuna bakalım, grafikler ne derece tatminkar hale gelmiş, beraber deneyimleyelim. Evet arkadaşlar, Monster'ın katkılarıyla hazırladığımız oyun canavarının bu bölümünde Modern Warfare 2 oynuyoruz. Başları biraz geçtim, ben eğitim turu falan vardı, oraları atladım zaten, oralarda çok bir şey de yoktu. Dolayısıyla sadece buraları oynayalım beraber, sonrasında zaten çok uzun tutmayacağım sizleri. Bir oyunun grafiklerini göstermek istiyorum, hani Remastered'da neler değişti, neler oldu, bunlardan bahsetmek istiyorum. Ayrıca şunu da belirtmek istiyorum, oyunda multiplayer yok arkadaşlar. Dolayısıyla satın alırsanız bunu göz önünde bulundurun, sadece campaign modu var oyunda. Yani aldığınızda sizi hayal kırıklığına uğratmasın, bunu da sizlere dipnot olarak belirtelim. Evet, gördüğünüz gibi grafikler biraz daha iyileştirilmiş eski oyuna nazaran. Siviller falan kaçışıyor, savaş ortamı malum. Grafikler daha iyi, detaylar daha gerçekçi. Bu arada ben oyunu Tulparta 7'de oynuyorum yine. 9. nesil bir i7 işlemci var bu bilgisayarda ve GTX 1660 Ti ekran kartı bulunuyor. 16 GB RAM'imiz mevcut ve genel itibariyle full'de açtım arkadaşlar. Şu anda her şey açık. Bölgesinden, efektinden, yani çözünürlüğü, her şeyi full'e getirdim. Ve gördüğüm kadarıyla da herhangi bir donma, kasma vesaire yok oyunda. Grafiklerin yani gerçekçiliği bu kadar. Yani Remastered'da daha fazlasını da beklemeyin. Yani bilgisayarda oynayacaksanız her şey full'de, karşınıza çıkacak olan görüntü kalitesi bu şekilde olacak arkadaşlar. Bunu size söyleyebiliriz. Şunları hemen alalım aşağıya. Orada ağaç kırıldı. Bak, bu güzel bir detay mesela. Muhtemelen bütün ağaçlar kırılmıyordur ama ateş ettiğim ağacın kırılması güzel olmuş. Bakıyorum. Aman Allah'ım. Aman Allah'ım. Kaçalım. Bas gaza, bas gaza, bas. Pusuya düştük. Şuradan şöyle bakalım, kimseler var mı? Göremiyorum da kimseyi. Birileri ateş ediyor. Bir kanban geliyor ekrana ama evet, kimlerin ateş ettiğini de tam olarak göremiyoruz. Evet, şunları indirelim aşağı. Kırmızı, ekran kıpkırmızı, hiçbir şey görünmüyor. Allah'ım, yeneyim artık, of. Daracık sokaklarda, evet, kurtulduk galiba oradaki pusudan. Ama bu aracın ömrü çok uzun sürmez arkadaşlar, birazdan düşeriz muhtemelen. Aha, bozuka. Ulan gözüme geldi resmen, bozuka var ya, gördüm yani gelişini. El ver. Kaldır bizi. Aha kaçtı. Lan insan arkadaşını bırakır mı geride? Neyse ki hemen biz de toparlanıp girdik içeriye. Üst kata. Aha, adamlar var. Lan insan binayı temize alır önce ya. Temizlemeden bizi de soktular içeriye. Flaş atalım. Aha. Şuradan alalım. Burada kimse var mı? Üf, göremiyorum ki yani, biraz karanlık. Aha. Adam direkt yalnız. Gerçek savaşta olsak şu anda çoktan ölmüştük, biliyorsunuz değil mi? Yani aha. Yani Lambert diye giriyorsun, düşünsene adam arkandan tarıyor seni, ta 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 ta, ölüyorsun doğal olarak. Çocuk parkı ama çocuk yok içinde. Evet, şunları alalım. Tık tık. Var mı başkan, şu içeri giriyordu. O gitti zaten. Yapacak bir şey yok artık. O bizim adam. Lan arada sen de gidiyordun var ya. Neyse, şunu takip edelim bakalım. Evet, burada, evet burada da var adamlar yine. Şöyle tık 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 tık. Olmadı. Evet. Vur. Aha. Orada mı? Yok. Orada da yok. Aha. Bunları öldürdük, tamamdır. Lan aksiyon bitmiyor. Aksiyon bitmiyordu. Bitsin zaten, ben de kaydı bitireceğim. Dediğim gibi 5 dakika oynayalım dedik. Maksat oyunun grafiklerini size göstermek. Campaign modunun ne gibi of iyileşmeler olduğunu size göstermekti. Ya grafikler bu şekilde. Zaten hikayede değişen hiçbir şey yok. Bunu da dipnot olarak belirteyim. Daha önceden oynadıysanız bence çok da satın almak mantıklı değil. Grafikler güzelleşti diye almak çok daha, buralarda kimse yok, mantıklı değil. Şunu da öldürelim. Evet, game save dedi. Biz de yavaş yavaş artık çıkalım.
Arkadaşlar aksiyon seviyorsanız ve daha önce Modern Warfare 2'yi de deneyimlemediyseniz, bakın burası önemli, satın alın oynayın derim ama zaten of aldıysanız çok da böyle aman aman değişen bir şey yok. Zaten bu oyun çıktığında zamanda da amanın grafikleri çok kötü değildi. Dolayısıyla şu anda da böyle çok fena bir şey olmuş diyemem. Aslında şey yapsalardı, yeni nesil çıktıktan sonra ne bileyim bu ışın izleme teknolojisi falan var ya, onunla anam birlikte yapsalardı daha değişik olabilirdi. Fakat şu anda bize çok aman aman bir şeyler vaat etmiyor. Bunu da sizin not olarak belirtelim ve oyunumuzu kapatalım. Evet arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte yıllar önce çıkan Modern Warfare 2'nin remastered versiyonunu deneyimledik. Grafikler gerçekten güzelleşmiş. Yani eğer bu oyunu daha önce oynamadıysanız indirip satın alıp oynayıp biraz daha deneyimlemenizi tavsiye edebilirim size. Gerçekten yine o yıllar önceki deneyimi sizlere sunuyor. Bu arada şunu dipnot olarak belirtelim. Bu sadece campaign arkadaşlar, yani multiplayer modu oyunda yer almıyor. Zaten şu aralar biliyorsunuz Call of Duty'nin Warzone isimli oynaması ücretsiz bir campaign oynaması ücretsiz bir multiplayer modu var ki herkes onu oynuyor zaten. Dilerseniz onu da deneyimleyebilirsiniz. Önümüzdeki hafta muhtemelen sizlerle birlikte Red Dead Redemption 2'ye göz atacağız. Biliyorsunuz bu aralar Game Pass'te ücretsiz olduğu için çok popüler. Herkes şu aralar Xbox'ım olsa da keşke ben de bu oyunu ücretsiz olarak oynasam diyor. Dolayısıyla biz de bu yüzden haftaya Red Dead Redemption 2'ye bir göz atalım diyoruz. Önümüzdeki hafta Oyun Canavarı'nın yeni bölümünde görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi de unutmayın.